tuttu, polislerin daha zordur. Sayın doktor, senin söylediğin zaten çatıştı da. 30 efendim mikrofonla konuşur musunuz? 30 yıldır memleketi idare eden dediğiniz bu efeyle siz çektiniz bu yasayı. Ben diyorum ki bugünkü bu yasa gündeme gelirken tamamen ülke gerçeklerine terstir ve insanların oyunu çalmak için ortaya atılan bir yasadır ve anayasaya da aykırıdır. Çalışmaya yaşamına da aykırıdır ve gelecek nesillerin hakkını çalmak için ortaya bir takım kazanımlar elde edecek meslek gruplarına ben karşıyım. Sendikacı da olsa karşımda, biraz önce söyledi bazı şeylere karşı, gene karşıyım. Bu ülkenin genel çıkarları için artık politikalar üretmek, vizyonlar ortaya koymak zorundayız. Biz kimseyi böyle 45 yaşında emekli edip de 90 yaşına kadar çocuklarımızın yaşamasının sebep olacağı bir ortama Teşekkür ediyoruz. Efendim mikrofon olmadan konuşmanız bir fayda getirmeyecek beyefendi. Mikrofon olmadan evet, konuşmanız bir fayda getirmeyecek. Başka bir ağzı mikrofon. Tamam. Başka bir lütfen YDP'ye ve Demokrat düzeltiyorum. YDP'ye ve TDP'ye bütün adayları konuşturma adına söylüyorum. Sorunuz YDP'ye. YDP'ye ve TDP'ye ise sorunuz buyurun. Benim sorum Halk Partisi'neydi. Birazdan. Halk Partisi'ne birazdan tamam. O zaman. Efendim YDP'ye ve TDP'ye sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı efendim? Lütfen mikrofonu uzatalım. Buyurun sizi tanıyalım. Sayın TDP temsilcisine sormak istiyorum. Güzel Yurt'un önemli sorunlarını bize açsın lütfen. Güzel Yurt'un önemli sorunlarını bize açsın lütfen dedi. Mikrofonu uzatabilir miyiz efendim? Yani özetleyerek söylerse çok geniş şimdi, bir soru sordu. Hani bunun hakkını güzel ürtü oldu ama önemli sorunları tabii ki bunu ülkenin genel sorunlarından ayırt etmek mümkün değil. Biz böyle 13-14 yaşlarında Baftan köyümüzden çıkardık. Lefkoşa gidelim ve bu Yeşilmak istikametinden Güzelört'ten geçerdik. Asfalt'ten ve Lefkoşa giderdik. Bir bakardık ki biz tabii köyde bizim kırsal bir bölge kerpiç evler falan bakardık ki sütunların üzerinde evler böyle gıptayla izledik bu güzel ortu. Ve o otobüsteki yaşlı kadınlar da böyle dua edirlerdi. Allah'ım bir gün bu evlere biz gelelim falan gibisinden. Oldu. 75 sonrası Güzel bölgesine geldik. Güzel bölgesine geldiğimizde böyle bakardık. Çok büyük binalar vardı. İşte sonra öğrendik Ziprex. Paketleme evleri vardı. Dükkanlar, ayakkabı dükkanları, tuhafiye dükkanları, bir sürü banda buluyorlar. Her şey vardı Omurlu'da. Narenciye 70 bin dönüm. Şimdi kaldı 30 bin. Ziprex kapandı. Yeni yapılan Ziprex darmadağın oldu. Peşke çekildi sağa sola. Narenciyeci, o zengin Omurlu, o zengin yani 74 yıllık Omurlu, şimdi bakın bakalım çarşıda insan var mı? Başka neyi sayayım Omurlu'nun? Sağlığını sayayım. Bu memleketin sağlığı ortada zaten. Bir randevu alıp yaşlı bir kadın randevu ister. 25, bugün kaçıdır? Aralık'ta 25 Şubat'a randevu alır. Hastaneye gidersiniz, sanki de Batı Şeria'da savaş var. İnsanlar tıklım tıklım. Eğitimine gelelim. Okullar döküldü. Her sene aynı kavgalar. Sendikaların eğitim bakanlığı kavgalarını hem CTP'den önünde bunu yaşarız hem UBP'den önünde bunları hep yaşadık bu ülkede. Neyimiz var? Trafiğimiz, yollarımız. Geçin 2 kilometre güney komşumuza bakalım. Lefkoşa'dan Baf'a kadar, Poli'ye kadar gidin tek bir radar görmezsiniz. Burada ortalığı radar durdurdular. Baskıcı yöntemlerle insanları şey edecekler, trafiği düzenlediler. Yoktur öyle bir şey. Yollarımıza bakın bakalım. Yoktur dünyanın böyle bir yerinde. Seraköy'le bir alt geçit yaptılar. Benim bir yakın tanıdığım geldi. Bu Türkiye'deki o en büyük tüneli yapan orada mühendistir. Bir baktı oraya, dedi bana ki Metin, bu çemberi ve o alt geçidi Seraköy'de bizim
şantiyenin çaycısı bile daha güzel yapacak. Asfaltlarımız dökülür, bir bakıyorsunuz ki bir ay sonra, iki ay sonra çöker. Ne bir denetim, ne bir sağlığa yönelim. Yediğimiz, içtiğimiz bu ülkede belli değil. İnsanlarımız genç yaşta kanserden gidiyorlar. Var mı bir kontrol noktası Magosa Limanı'nda çıkan meyveyi, zebzeyi kontrol etsin? Yok. Neyini konuşalım? Omurunun sorunlarını, ülkenin sorunlarıdır bunlar. Gençlerimiz işsiz. Herkes alkole alıştı. Bir saha yok. Gençlerin spor yapacağı alanlar yoktur. Belediyeler sadece ne yapıyor? Refüjlere çiçek ekiyor. Bilmem yıldızlar açıyorlar, çiçeklendiriyorlar, ışıklandırıyorlar. Gençlerimiz de uyuşturucuya, uyuşturucu vatanına. Polis yapıyor hiç. Sadece 20, işte 2 gram tuttu elinde, tutar sokar içeri. Bilmiyorlar mı bu ülkede, bu ülkede? Orfo'da bakıyorsunuz bed ofis oldu ortalık. Bed saneleri atıldı bu ülkede. Hiçbir önlem yok. Sivil toplum örgütleri, biz Doğu Akdeniz Üniversitesi çıktı açıkladı. Dedi ki bu ülkenin yapısına aykırıdır bu bed ofisleri. Bed ofislerinden ayrılan insanlar, evini ipoteğe veren insanlar, bankaya borçlanan insanlar ve bunların içerisinde sadece şey değil yani böyle cahil toplum. Öğretmenler, polisler bu bed ofislerin içerisinde. Bu hastalığı İngiltere'de yıllar önce yaşadı ve geçirdi. Sorardık bir köylümüz gelinde filan yapar. Hadi ya işte o katırlardan battı derlerdi bize. Neyi anlatalım bu şeyin, ülkenin halini? Neyi? Et kaçakçılığı. Allah için olsun. 2 kilometre o tarafta et ucuz, burada et pahalı. Nasıl olur ya bu? Nasıldır bu işler? Buradaki üretim nasıldır? Bakıyoruz Avrupa'da bir dönüm narenciyeden 8-10 bin ton çıkarırlar, 8-10 ton çıkarırlar. Bizde de bir dönüm narenciyeden 2 ton çıkarırlar. Nasıl bir üretimdir bu? Nasıl bir tarım bakanlığı var bu ülkede? Neyi konuşayım? 1000 tane şey söyleyebilirim burada. Bence toparlayalım efendim. Çünkü çok neyi toparlayalım? Dolayısıyla burada 1976'dan bugüne kadar bütün hükümet yapanlar, bütün mecliste olan şeyler hepsi suçludur. Sorgulayan kimse olmadı. Bir sayıştaylık var. Söyleyin vallahi için. UBP zamanında bir sürü yolsuzluk yaptı. CTP'nin döneminde duydunuz mu biri bir yargılansın, cezayı uygulansın? Hiç öyle bir şey olmadı. Oldu mu öyle bir şey? Hiç. Herkes güllük gülistanlık böyle idare et beni, ben de seni idareyim. Böyle böyle bugünlere geldik. Peki efendim. Biz diyoruz ki dürüst insanların, temiz insanların, örnek insanların bu meclise girmesi gerekir. Kavga öyle kolay kolay da her şey düzelecek. Bu ülkenin düzelmesi için bedel ödenmesi lazım. Bedel, büyük bedel ödenmesi. Öyle kolay kolay düzelecek öyle bir şey yoktur. Abi oy ver, baloncuk sallayalım, oyları alalım da düzelecek öyle bir şey yoktur. Peki. Düzelmez. Teşekkür. Bedel ödenmesi gerekir. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Değerli konuklar, bu arada hani sorularımız böyle çok geniş kapsamlı değil de böyle spesifik sorular olursa tabii ki soracağınız sorulara karışmıyorum ama şimdi bana sorarsanız Kıbrıs'ın sorunu nedir diye sabaha kadar anlatayım veya bununla ilgili çözümünüz nedir derseniz yine sabaha kadar konuşayım ama daha spesifik böyle sorular sormanız tercih edilir diye düşünüyorum. Hasan abi sen ne diyorsun bilmiyorum ama. Şimdi iki kelime daha bir katkı yapayım ben. Bizim arkadaşlar temel problemimiz 200-300 kelimeyle konuşur. 200-300 kelime. Yani iktidarın savunması da 200-300 kelime. Muhalefet de 200-300 kelime. Bütün bunlar bu ülkede yaşıyoruz biz. Ve marazi bir toplum olduk demişti 2. Cumhurbaşkanı. Neden marazi bir toplumuz? Ve arkadaşlarımızın söylediği, Metin arkadaşımın söylediği hepsi doğru. Tarım Bakanlığı nerede dedi? Ortalama 300 kilo ürün elde edilmesi gerekir narenciyeden. Bizde 60 kilo civarındadır. Bir ağaçtan elde edilen ürün. Üçte bire geldi tarım narenciye bahçesi. Eğer biz bunların verimliliğini artırırsak bu demektir ki daha fazla ürün de elde ederiz o daha önceki dönümlerden. Ama sadece nerede Tarım Bakanlığı demek de yetmez mi arkadaşlar? Yani hayatın her alanında gerçek çiftçi, gerçek hayvancı, gerçek narenciyeci diyerek
bu arazilerin verimliliğini ortadan kaldıracak küçük parselizasyonlara geldik. Ekonomik verimliliği yok. Az sonra ben şeyden dinlemek isterim Sayın Erçal'dan. Kooperatif meselesini. Cumhuriyetçi Türk Partisi bunu biraz öne çıkarıyor. Yani mevcudu arkadaşımız sordu nedir derdi. Dert çok. Bu kadar senedir dinlerim. Ama söz alan arkadaşlar çare söylesin. Evet. Yani ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne iktidar hesabı sorulmasını seviyorum. Hoşuma da gidiyor. Çünkü iktidar sorumluluğu üstlenmeyen partiler daha rahat her konuda. Mesuliyet daha düşüktür. Ama hepimizin elini tatçığın altına koymamız gerekir. Ben bundan sonra söz alacak arkadaşların sorulara yanıt verirken de ne yapacağını anlatsın. Yani işsizlik şu kadar. Peki buna çare ne olacak? Sağlık sorunları şu. Çare ne olacak? Yani sağlığın derdini söylemek değil. İşte pestisit kalıntıları, gıda güvenliği vesaire konularımız var. Ama yani bunları söylemek de felaket dellallığıyla şuna da inanıyorum artık çok da işe yaramıyor. Yani dün iki tane sağlıkla ilgili hem bakan hem TDP'den bir konuğum vardı. Arkadaşlar yani sanki ha nezle olduk ha kanser olduk. O da değil mi arkadaşlar? Yani Özlem Hanım, Özlem Gürkut yıllarını bu işe verdi. Ülkemizdeki kanser oranı Avrupa'nın altındadır oransal olarak. Yani ama şimdi hepimiz tutturduk. Hepimiz sanki ha nezle olun bu memlekette ha kanser olun. Yani onun için siyaset yaparken ben bu geçen süre içerisinde çok radikal bir farklılık söylemlerde göremediğimi söyleyeyim. Bu akşama dönük değil. Yani mevcut olumsuzluğu anlatmak siyaset yapmak mıdır? Değildir. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi bir YDP'ye sorumuz var. YDP'ye varsa uzatalım beyefendiye. YDP'ye sor. Siz konuştunuz efendim. Herkesi konuşturalım. Tabii ki. Buyurun. İyi akşamlar. Ben Doktor Sami Soylu. Şimdi Gökhan kardeşim Yeni Doğuş Partisi'nden bölgenin milletvekilleridir. Ben kendisiyle çok iyi tanışıyorum. Evrim'de görüştüğüm bir arkadaş. Bir üretim bölgesinden adayını tuttu. Tarımsal üretimin önüne geçtik. Bu konuları her gün tartışıldığı ortamlarda bulunan bir kişidir. Şimdi tarımsal olarak bir sürü eleştiriler vardır. Tarım sektörüyle ilgili. Gerek üretim sektörüyle ilgili, gerek pazarlama sektörüyle ilgili, gerek gıda güvenliğiyle ilgili. Şimdi benim sorum şudur. Bugüne kadar yapılan tarımsal üretimle ilgili eksiklikler veya gıda güvenliğiyle ilgili yapılan eksiklikler ve pazarlama ile ilgili yapılan eksiklikler nelerdir? Bunların üstüne biz ne koyabiliriz ki bu üretim sektörü canlansın, insanların cebine para girsin, gıda sağlığında tereddüt etmesin eğer ediyorsa. Bunu sormak istiyorum. Bu arada Hasan Bey'in alın lütfen söylediğine hemen destekleyerek söyleyelim. Eksiklikleri söylerken çözüm ağırlıklı cevaplarınız olursa mutlu oluruz. Çünkü vatandaş arkadaşlar sizlerin zaten farkında. Şimdi onu bir daha tekrarlamak yerine evet bize oy verin. Eğer bizi hükümet sorumluluğuna da taşırsanız biz bu meselede bunu yapacağız. Evet. Değil. Öncelikle çok değerli bölgemizin sevilen doktorlardan Sami Bey'e böyle bir soru sorduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bölgemizin en duyarlı konulardan biri olan üretimle ilgili soru sormuştu. Bizler bu yola çıkarken az önce programın başında da söz etmiştim. Orada bu konuyla ilgili geniş bilgi vermek isterdim. Ben bize bu fırsatı verdiği için, bu soruyu sorduğu için gene teşekkür ediyorum. Öncelikle üretimde sormuş olduğunuz soruda üretimdeki eksiklerimiz nelerdir? Ne yapmamız gerekir? Öncelikle iyi bir planlama
yapmamız gerekir Hasan Bey. Yani nedir bu? İki türlü bir planlama yapılabilir. Birincisi iç pazara yönelik bir üretim planlaması. Devamında da ihracata yönelik bir planlama yapılabilir. İç piyasa için yapılması gereken planlama şudur. Ülkemizin mevcut yapısına göre, mevcut sayısına göre bir tüketim miktarı bellidir. Yıllardır ülkemize gerek içeride üretilen gerek dışarıdan ithal edilen ürünlerin hepsinin istatistikleri vardır. Bu istatistikleri birlikte kafa kafaya vererek bir çalışma yaparak ilgili birimlerle ortaya çıkarttıktan sonra bizim hedefimiz hem üretim sektörünü ayağa kaldırmak, yani nedir o? Üretici üretecek, rentable üretecek ve bunu satarken de zarar etmeden, zararına vermeden normal bir kar marjıyla da satıp para kazanacak. Şimdi bunu niye söyledim? Bir örnek vermek isterim. Öncelikle bölgemizde narenci üretimi üretimin %95'i ihraç olur. O ayrı bir tarafa. Onun dışında iç piyasaya verilen ürünlere baktığımız zaman örneğin bir patates üretimimiz vardır bölgede. Patates yıllık ortalama 10 bin ton civarında bir üretim yapılır. Yaz ve kış toplamda. Bunun yaklaşık %70-75 iç piyasa için üretilir. Geri kalan dış piyasaya ihracat olur. Ancak üretim tekniği olarak baktığımız zaman ben şunu söyleyebilirim ki biz kendi ayağımıza kurşun sıkarak üretim yapıyoruz. Ve bunu ilgili bakanlıklar, yetkililer göz göre göre göz yumarak devam ediyor. Nedir örneğin bu patates? Avrupa'da üretiminde münabele usulü dediğimiz sistemle yapılır. Yani bir ekersiniz o yeri, iki sene ekmezsiniz. O toprakta hastalık vardır. O hastalığın önüne geçmek için dinlendirmek ve başka türler ekmek zorundasınız. Ama biz burada ne yapıyoruz? Geçmişten bugüne kadar, bugüne kadar bizim ilgili bakanlıklarımız bu insanlara teşvik veriyor, ekin diyor, para veriyor. Ama bu kadar sorunlar varken niye ekliyorsun diyen yok. Ben diyorum ki biz bu sorunu çözmek için şart koyacağız. Kardeşim sen ekeceksen senin ekeceğin alan dönüm sayısı bellidir. Onun 1/3'ünü ekeceksin. 1/3'ünü boş bırakacaksın. Eğer yapmazsan bunu biz sana destek vermeyeceğiz. Çünkü bak Hasan Bey burada ne oluyor? Ülkenin kıt üretim sahası olan suyu boş yere kullanıyoruz. 1/3'ünü boş yere kullanıyoruz. Çünkü niye? Normalde bir dönüm tarladan 10 ton patates çıkarmanız gerekir. Standartlara göre. Bizim şu anda standartımız 3,5 ton. Ortalamamız. Yani ne demektir bu? Siz %65'e yakın bir verim kaybına sebep oluyorsunuz. Devamlı ekmekle ve ektirmekle. Biz bunun önüne geçeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bunu biz kendimiz yaparken sivil toplum örgütleriyle ilgili sektör temsilcileriyle konuşuyoruz. Onlar da bu işin yapılması taraftarı. Ürün çeşitlemesiyle toprağı dinlendirmek yerine ürün çeşitlemesi ve toprağın ihtiyacı olan kimyevi gübreyle takviye ederek farklı ürünleri farklı yıllarda rotasyona sokup yine toprağı atıl bırakmak yerine bu şekilde de değerlendirmek mümkün olabilir mi? Hasan Bey onunla ilgili zaten münavele ederken patates ektiği zaman daha sonraki dönem hastalığa izin vermeyen arpa ekebilirsiniz, buğday ekebilirsiniz. Daha değişik ürünler yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok ama aynı şekilde patates ekemezsiniz. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Bunlar teknik konular. Bu konuyla ilgili bizim çok çalışmalarımız var. Örneğin aynı sorun karpuzda var. Bu sene karpuz tarlada kaldı. Kim baktı? O üretici üretti. Yeme haline getirdi. Satılmadı. Gitti, affedersiniz, hayvanlara yedirmek için karpuzları tarlada parçaladılar. Hasan Bey. Bunlar düzensiz, plansız üretimlerin sonucu. Yani bu sektörün, tarım sektörünün içerisinde iyi bir planlamayla biz bu üretimi
çok daha kıt imkanlarla çok daha verimli yapabileceğimize inanıyoruz. Bununla ilgili de teknik olarak bütün çalışmalarımızı her sahada yaptık. Bu gerek patatestir, gerek narenciyedir, gerek domatestir. Bütün ilgili gerek ithal gerek ürettiğimiz ürünlerle ilgili her türlü çalışmamız hazırdır. Biz bunlarla ilgili topluma buradan söylüyoruz. Arkadaşlar, dostlar, üreticiler, üreteceğiz, para kazanacağız. Birlikte mutlu olacağız. Beraber bu ülkeyi kalkındıracağız. Bunun için kıt kanatları, kıt imkanlarımızı çok daha verimli kullanmak zorundayız. Önümüze geldiği gibi ver suyu gitsin, ver gübreye gitsin değil. Yani bunlar teknik konular. Teknik konuları teknik ekip, teknik kadro çözer. Dairede oturan arkadaşlarımız biz yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Bize bunu söylüyorlar. Tamam. O zaman demek ki başı değişeceğiz. Onun için biz sizlerin oylarına talibiz arkadaşlar. Onun için sizlerden beklentimiz bu yönde, eğer düşünüyorsanız biz varız. Peki. Yeni teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Birazdan efendim. Biz ilk önce soruları alalım. Size sorduklarını da cevap alalım. Efendim bir tur zaten arkadaşlar bu soruları toparladıktan sonra araya gitmeden sizlere son bir tur herkese söz hakkı vereceğiz ve bitireceğiz. Evet. Değerli konuklar, siz sormuş muydunuz soru efendim? Sorun o zaman. Verin beyefendiye mikrofonu lütfen. Uzatın. Kendinizi tanıtın lütfen ve kime soracaksınız? Herkese soru sorma. Bakın, cevap veriyorum. Şimdi bakın, herkes Hatice Hanım'a sorarsa, hayır o değil. Lütfen. Küçüğü büyüyor. Efendim ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes Hatice Hanım'a sorarsa o bildirimi biz yaptı. Diğer konuklarımızı boşuna getirmiş olduk. Bakın biz demokratik yapıyoruz. Yapmayın. Bunu sorgulamayın. Çünkü herkese soruyorsunuz. Bakın şu anda bir dakika. Nedir o meşhur sorun senin? Nedir o meşhur soruyu? Bir duyalım bakalım. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Bu programı yaptığınız için adaylara da katıldık. Yalnız Hatice Hanım, ben önce bir arkadaş burada sizinle tekliyorum. Mikrofonu sabit tutar mısınız efendim? Bilmiyorum, yalan kelimesi konuşuyorsa özür dilerim. Çünkü yanlış işler. Bu insanlar çıktılar karşımıza, haliftiler, meclise gidecekler. Soru sorsunlar, eleştirsinler ama hakaret kimse kimse hakaret finansı yok. Ne benim ne onların. Bunu altını çizerek söylüyorum. Eğer dediyse yalansı konuşuyorsun. Ben öyle anladım. Eğer demediyse ben özür dilerim. Ama dediyse özür dileriz. Kimse bile muhatap tarafı. Hatice Hanım'a geldiğinde ben beklerdim Hatice Hanım desin ki bu ülkede demokrasi sorunu var, barış sorunu var, ekonomi sorunu var, efendim söyleyeyim toplum sorunu var, sağlık sorunu var, eğitim sorunu var, güzel ürün problemi var, narince sorunu var. Ben meclise gideceğim, bunları çözeceğiz. Ona bize dedi ki ben Devlet Bey'e hayranım, Devlet Bey'e diyeyim. Seviyorum, saygı duyuyorum. Devriş Bey'i bu toplumda saygı duydum, seçti, Cumhurbaşkanı yaptı, sonra beğendi de aşağı attı, emek istediğine diyor. Bence eğer Devriş Bey'i seviyorsanız alın toplumumuzu, asılın sağlık. Sorunuz nedir efendim? Bu muydu söylediğiniz? Sorunuz ne efendim? Sorunuz. Yani, şikayetleri anlat. Devriş Bey sorun değil, sorun bu ülkede olan sorunları çözmek için metrese gideceğim demesi gerekirken. O Devriş Bey'e hayranım dedi. Siz tamam Hatice Hanım'a ne soracaksınız? Bunu söyledi. Tamam. Peki efendim başka bir soru alalım. Buyurun efendim. Beyefendiye mikrofonu uzatabilir miyiz? Çetepe'den tüzüsüne. Tamam efendim mikrofonu uzatın beyefendiye lütfen. Hepsi bir tür cevap verdi zaten. Evet hepsi verdi cevap. Bu arada değerli konuklar, bütün konuklarımız, beyefendiye katılmıyorum. Şu andan itibaren hepsi cevap verdiği için şu anda yine istediğinizde sorabilirsiniz. Ben burada not alıyorum. Mesela CTP temsilcisine sorduğunuz soruya ben nokta koyuyorum. Öncelikle Kanal T'ye bu programı yaptığı için çok teşekkür ederiz. Hüseyin Bey'e bir sorum olacak. Hüseyin Bey, bu polis yasasını sayıcısı, solcusu, ortacısı, yancısı, kenarcısı diline doladı ve CTP'ye kaldırmaktadır. Bu polis yasasının oluşumunu
meclise kadar gelişini ve bu meclise niye geçmediğini lütfen bizden alır mısınız? Tamam. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Şu anda kim cevap alırsa, ciddi bir teknik sorunumuz vardır. Bizim bu akşam burada bulunan arkadaşlarımıza birer borç senedi imzalayacağız. Ve tek tek sizleri özellikle bir şekilde stüdyomuza da ağırlayacağız. Hızlı bir şekilde böyle ikişer dakikadan bir programın sonuna gelmemiz gerekiyor. Öyle mi? Yönetmenim. Evet. Evet, sizden kim de kim söz aldıysa oradan başlıyor. Mikrofonu alın efendim. Özür dileyerek evet. Hepinize ikişer dakika süre veriyoruz. Yani kendimizi sondur. İfade etmek için. Hayır. Evet. Bu akşam ben bunu söylemeye geldim buraya esas. Ben bu akşam partimin de temel ilkelerini ortaya koyduğu bir takım maddeler, vizyonlar var. Onları gerçekleştirebilecek bir seçim sonucu almamızı halkımdan bunu talep ediyorum. Ki bizi iktidara getirdiğinde söz verdiklerimizi yerine getirebilelim. Arkadaşlar iktidarda olduğumuzu hep söylediler ama bunu da unutmamaları gerekir ki tek başımıza güçlü bir şekilde biz bu ülkenin yönetimine hiçbir zaman hakim olamadık. Ve maalesef bu ülkeyi üretim, adalet yani hukukun üstünlüğü, haysiyet yani bizlerin gururlanabileceği ve birlikte paylaşabileceğimiz bir yapıya kavuşturamadık. Benim söylemek istediğim halkımız bize güvensin. Şu anki başkanımız ve kadrolarımızla biz bunları bu ülkeye getirmeye talibiz. Ki mutlu, sağlıklı bir toplum yapısına ulaşalım, mutlu insanların var olduğu bir toplum oluşturalım. Biraz önce arkadaşım bir soru sordu, kısaca ona da söyleyeyim. Evet. Maalesef bu ülkede nasıl ki seçime beş kala hukuksuz, adaletsiz ülkenin değerleri dağıtıldı ki bu değerler paradır, topraktır, mevkidir, iştir. Bu polis yasası da maalesef bu ülkeyi 18-19 aydır yönetenlerin anayasaya aykırı, adalete aykırı, insanlarımızın geleceğine, torunlarımızın geleceğine aykırı olarak ortaya koydukları bir yasa önerisiydi ve biz bunun hala daha o geçicilerle ilgili yasa gibi mahkemeden döneceğini düşündüğümüz halde sırf popülizm yapan bu hükümetlerin yani 18 aylık hükümetin yalanlarını yüzüne vurmak için bir tavır takınmıştık buna. Haklı olduğumuz da ortaya çıktı. Teşekkür ederim. Biz bu yasaya başlangıçta tamam dedik ama gördük ki bu yasaya meclise getirip insanlarımızı aldatmak isteyen eşitliğine aykırı olan bu yasayı aldatmak isteyenleri bir de baktık ortalarda yoklar. Peki. Hükümet ortakları yasalarına sahip çıkmadı. Şimdi de halk arasında CTP işte bu yasayı istemiyor diye dedikodu yapmaya çalışıyorlar. CTP bu ülkenin adam gibi bir yapıya kavuşması, adam gibi bir ekonomiye kavuşması için elinden geleni yapacak. Bu kadrolarla da biz buna talibiz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim şu hatırlatmayı yapacağım. Hatice Hanım'la devam edeceğiz ama bir Hasan abinin söylediği özür dileyerek teknik imkanlardan dolayı programı erken kapatmak durumundayız ve soru alamayacağız özür dileyerek. Konuklarımıza da zaten Hasan abi söyledi. Sizleri ayrı ayrı stüdyolarımızda yoğun bir talep olmasa rağmen siz ayrıcalıklısınız. Ayrı ayrı sizi almak bizim boynumuz borcu. Sizden de özür diliyoruz. Sadece sınırlandırmak durumundayız efendim. İkişer dakika ben uzatmayayım. Hatice Hanım söz sizin Hatice Hanım. İki dakika lütfen. Efendim. Arkadaşlar müdahale etmeyelim. Evet, özetle şunu söylemek istiyorum. Diğerleri konuşur. Ulusal Birlik Partisi yapar. 1974 öncesinde 50'lerde, 60'larda, 74'lere kadar neler yaşadığımızı, elimizden her şeyimizin canımız, malımız, bahçelerimiz alınmıştı ve sonrasında kuzeye göç etmek zorunda kaldık. Bunu lütfen karşılaştırmanızı söylüyorum. Az önce bana bir soru değil ama bir ithamda bulunuldu. Şöyle diye az önce hepiniz dinlediniz. Ben şunu da söyledim ama beyefendi yoktu burada. Ben bir kadın olarak sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda ülkeme katkıda bulunmak istedim.